Kargoist, Merve Gülcemal'le Ortak Akıl programını sunar. Selamünaleyküm sevgili Ortak Akıl izleyicileri, yeni bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok kıymetli iki isim bizlerle beraber olacaklar. Uzun zamandır kendisiyle bir program yapmayı ve benim için çok önemli olan bir konuyu sizlere aktarmasını istediğim Özgü Hanımefendi'yi ve onun bizlerle tanıştıracağı, beni tanıştırdı, sizlerin de inşallah tanışacağı Merve öğretmenimizi, Merve Hanımefendi'yi ağırlayacağız. Kim olduklarından bahsedeceğim ve niye bu kadar çok istiyordum bu bölümü çekmemizi onu da anlatacağım sizlere. Efendim Özgü Hanım, Özgü Güler, eğitim uzmanı ve karakter analisti aynı zamanda da. Merve Hanım da Merve Acar, bir rehber öğretmen, aynı zamanda da hemen bakıyorum notlarımı, aile ve çocuk danışmanı, eksik söyleyeyim istemiyorum. Niye bu kadar çok istiyordum bu bölümü? Çünkü benim 3 tane oğlum var malumunuz üzere, ya da inşallah değilse de şu an itibariyle olmuştur. Büyük evladımla şöyle bir problem yaşıyordum. Şimdi çocukcağızım aslında bir hatası yok evlatçığın, ama benim onun karakteriyle alakalı olduğunu bilmediğim durumlar vardı ve kendime kızıyordum bunlarla alakalı. Ne gibi? Mesela oyunları hep o kazanmak istiyor. Çocuktur diyorsunuz ama bir yerde de ya acaba ben mi böyle besledim? Çünkü beslememe çok özen gösteriyorum. O hani hep o kazansın olmasın diye çata çat mücadele ederim. Kazanırım da oyunları, yaparım bunu yani. Hani o çok ponçik annelerden değilimdir. Ama hep o kazansın istiyor, ağlıyor kazanamadığında, çok mükemmeliyetçi, dış görünüşüne çok özen gösteriyor. Bu bazen fazla oluyor hatta. Bundan önceki bölümlerde paylaşmış mıydım bilmiyorum ama benim için çok önemli bir örnektir. Hemencik hızlıca söyleyeyim. Bir gün dışarıya çıkacak, futbol antrenmanına gidecek ve saçlarını yeni yıkamış. 2-3 sene öncesi yani 9 yaşlarında falan. Bere takmasını tembihliyorum akşam vakti. Hayır diyor, takmayacağım. Saç diplerin ıslak anneciğim, istediğin kadar kurutma makinesiyle kurut. Takman gerek bere diyorum. Hayır takmayacağım diyor. En sonunda ben de kızıp şöyle bir hatada bulundum ve dedim ki ya kimsenin umrunda değil senin saçların. Yani sen bak futbolunu oynamaya. Ne bu böyle? O kadar yerinde bir cevap verdi ki bana. Kimse için yapmıyorum, kendim için yapıyorum anne dedi. Benim umurumda dedi. O gün ufak bir aydınlanma yaşadım ama asıl aydınlanmayı şurada yaşadım. Şimdi bu özellikleri ben biliyorum ve bir yandan da işte ya ben kesin bir yerlerde hata yaptım, işte mükemmeliyetçiliğini besledim. Dış görünüşünü herhalde çok övdüm. Çünkü hakikaten de güzel suretli de bir çocuk, dışarıda da insanlar övüyor. Biz de herhalde dengeyi tutturamadık diye kendime kızıyorum. Aynı zamanda da çok lider vasıflı. Bir yere gitsin, 10 dakika içerisinde o ortamdaki bütün çocukları tavlar. Büyükleri, yetişkinleri de aynı şekilde tavlar ve oranın anında yöneticisi, lideri konumuna gelir. Ama tabii öğretmenler yönetmekte güçlük çekiyorlar bu karakteri. Ama ben hep okları kendime yöneltiyorum. En son böyle yine bir okulda işte öğretmenlerinin ya Ömer Faruk'u çok seviyoruz ama diye başlayan cümleleri varken, olunca daha doğrusu, ve yine kendime kızarken çok sevdiğim ve Enneagram'la ilgilenen bir arkadaşımla istişare ettik. O da dedi ki sevgili Gözde sağ olsun. Merve dedi, bir müsaade eder misin sana anlatayım. Aslında sizden biliyordum Özgü Hanım ama hep şöyledir ya. Yani başkasından dinlemiştim, sizden de değil. Ya işte yeni bir şey daha türedi gözüyle bakıyordum açıkçası. Allah affetsin. Ne zamanki arkadaşım dur sen bir dedi. Birkaç soru sordu. Ömer Faruk şöyle 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 şeyler yapıyor mu? Ki hiç anlatmadığım halde. Evet dedim. Tam olarak bunlar var benim oğlumda. Tam bu söylediklerini nereden biliyorsun? Daha önce sana anlatmadım halbuki ben. Sosyal medyada da paylaşmadım. Çünkü Merveciğim dedim, mizaç 3. Böyle bir şey. Mizaç 3 olan çocuklar, insanlar bu özelliklere sahiptir. Lider vasıfları vardır. Kendilerini severler. Ön planda olmak isterler. O kadar rahatladım ki bunu duyunca. Benim çocuğum da arıza olarak haşa gördüğüm şeyler ya da kendime kızdığım, yetiştirmedeki problem olarak addettiğim şeyler arızalar değil, onun özellikleriymiş ve bunlar çok şahane şeyler yapmasına da vesile olabilecekmiş aslında. Bunu keşfettiğimden ve evladımla iletişimim, ilişkim, bağım güçlendiğinden, onu olduğu haliyle kabul ettiğimden beri, bu kısım çok önemli aslında, fark edip kabul ettiğimden beri çok daha sağlıklı bir anne çocuk ilişkisi yaşıyoruz. Eğitimciler için de bundan sürekli bahsediyorum. Bakın diyorum, ben çocuğumu tanıyorum. Mizaç 3. Siz de tanıyın lütfen. Onlarla da iletişimimiz daha sağlıklı gidiyor. O yüzden sormak istiyorum size Özgü Hanımcığım. Şimdi ben ne kadar önemli olduğunu kendim yaşadım, gördüm bizzat. Sahiden de bu kadar önemli mi? Hem
eğitimde hem de hayatımızın başka sahalarında mizaçları bilmek bizim işimize yarar mı? Nedir bu mizaç meselesi? Evet, şimdi aslında çok önemli bir nokta olarak önce çocukları konuşmak istiyoruz diye konuştuk mesela. Kesinlikle. Oradan gerçekten başlamalıyız. Tabii ki insanın kendini tanımasıyla başlıyor mesele. Kendimizi daha net görebilmek, nefsini bilen Rabbini bilir, kendimizi tanımakla başlamalı. Sonrasında çocuğumuz, ailemiz, ondan sonra tabii ki ilişkilerimiz, işte iş hayatımız, hepsine yansıyan bir faydası var aslında. Çok büyük bir fayda var burada, çok kıymetli bir ilim var ortada. Ama dediğiniz gibi işte ön yargılar olabiliyor, birilerinden yanlış duymuş olabiliyoruz. Evet. Ben böyle şeylere çok şahit oluyorum, üzülüyorum tabii ki. Ama bir kısmetimiz var diye düşünüyorum. Yani bu bilginin de yaygınlaşmasının bir nasibi var. Belki diyorum çok şeyler olacak ama belki biz görmeyeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü büyük bir ihtiyaç var eğitim alanında, çocuk yetiştirmede. Şunu aslında söylemek istiyorum. Bizim çocuk yetiştirmemiz biraz Mevlana'nın fil hikayesine benziyor. Yani güzel. Böyle el yordamıyla tam olarak ne yaptığımızı bilmeden aslında çok da iyi bir gayretle, güzel bir niyetle başlıyoruz ama yok yani elimizde olanlar bize yetmiyor, bizi istediğimiz sonuca götürmüyor gibi bir gerçek var. Halbuki fark etmemiz gereken şey şu, bizim çiçek yetiştirmede gösterdiğimiz özeni çocuk yetiştirmede göstermemiz gerekiyor. Çünkü ortak çocuklar, akıl ajandalarını burayı not alalım lütfen. Evet, çünkü çocuklar da çiçekler gibi birbirinden farklıdır. Evet. Şöyle bir dünya düşünsenize. Her bir çiçeğin ihtiyacı farklı değil mi? Evet, tam şöyle bir dünya düşünün. Ben diyorum ki ben bir çiçek yetiştirmek istiyorum. Hı-hı. İnsanlara soruyorum, sen nasıl bir çiçek yetiştirdin? Seninki nasıldı? İşte diğerlerine soruyorum, insanlardan bilgi topluyorum. Ya da kitaplar okuyorum çiçek yetiştirme üzerine. Ama öyle bir bilgi var ki elimde. Bana diyorlar ki işte aman ha bak çiçeğin suyu çok önemlidir. İşte güneş gören yerde olsun falan diye genel bilgiler veriyorlar bana. Doğru. Sonra ben tabii nüansları bilmiyorum. Yani benim çiçeğim nasıl bir çiçek, nasıl bir ortama ihtiyacı var? Eğer ki bir çiçeğin, yani çocuklarda da aynı şekilde, ben doğru ihtiyaçlarını bilebilir ve karşılayabilirsem o zaman ne olacak? O çiçek kendini gerçekleştirebilecek, potansiyelini ortaya koyabilecek. Yani çocukta da aslında mesele onun ihtiyacı olan ebeveyn olabilmek. Yani çok şey biliyoruz ama bizim çocuğumuzun ihtiyacı olan şey ne? Biz eğitimlerde ne diyoruz biliyor musunuz? Evet, hepimizin ortak ihtiyaçları var çocukluğundan itibaren. Ama fark etmemiz gereken bazı nüanslar var. Bazıları için bıçak sırtı olan konular. Sizin çocuğunuzda bahsettiğiniz üç mizaçlı çocuk için bıçak sırtı konu ne mesela biliyor musunuz? Ödül ve cezalar. Çok kritik bir nokta. Hani birçok şey var yapmamız gereken. Üstümüzde büyük bir sorumluluk hissediyoruz, yükümüz ağır, çocuk yetiştiriyoruz. Halbuki yani mükemmel olamayız, eksiklerimiz olacak, olsun, rahat olun. Nerede rahat olmayın biliyor musunuz? O ihtiyacı neyse onu bulup karşılanmada çok titizlenmemiz lazım. Bu ödül ve ceza konusuna lütfen geri dönelim, kısacık bilgi alalım. Ya. Çünkü üçü duyanlar şimdi merak da etmişlerdir. Evet. Şu çok kıymetli. Evet, az biliniyor hala, karıştırılabiliyor hala 9 tip mizaç modeli. Ama referanslar çok kıymetli bu noktada. Özellikle eski Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un bu alana yönelmesi, bu alanda eserler ortaya koyması, bizlerle buluşturması çok kıymetli oldu. Yani benim mesela açıkçası deyip de tamam varmış bir şeyler burada dediğim bir alan olmuş oldu. Üstümüzde tabii ki had değil ama yani vazife değil ama işte bir referans kolaylaştırıyor süreci. Eğitim, öğretim hayatında özellikle biz tek tip çocuk istiyoruz değil mi? Çok böyle sorun çıkartmasın, sessiz olsun, ne veriyorsak alsın, sınıf öyle karıştırmasın, çok konuşmasın. Çünkü bir yerde öğretmenleri anlıyorum, ben de öğretmenlik yaptım. Bilfiil sınıfta çalıştım, vazife yaptım 9 yıl kadar. Evet, zor, sırtınızdan ter akıyor. O kadar farklı çocuğa aynı şekilde hitap edebilmek gerçekten çok zor. Zaman dilimi dar, belli bir müfredat var, sizden beklenen şeyler var, velilerin ve işte idarenin beklediği şeyler var. Ama her birisinin kendine has özelliğini, o her çiçeğin kendisine has ihtiyacını, kokusunu muhafaza edebilmek lazım. Yani ben en son yaptığımız idare değil işte öğretmenlerle görüşmede şunu söylemiştim. Benim oğlum eğer kare ise farz misal, ben onun kare olarak kalmasını istiyorum. Onun yuvarlak hale getirilmesini istemiyorum. Ama kareyi yönetmeyi bilmemiz lazım. Biz onu nasıl yönetebiliriz? Mümkün mü Merve Hanımcığım bir eğitimci, rehber öğretmen olarak sınıflarda gerçekten de bu kadar farklı mizaçtaki çocukları yönetebilmek mümkün mü?
Yeni nesille birlikte bu çok daha zorlaşmaya başladığını görebiliyoruz. Çünkü artık daha kendine güvenen, pek çok şeye bilgiyi farkında olan çocuklar evet. var. Eskiden daha öğretmen merkezli, hı hı. Çocuklar daha düzenli oturan, öğretmeni dinleyen bir nesil varken şu anda artık çocukların daha kendini gösterdiği, hatta öğretmenin daha fazla çatıştığı bir dönemdeyiz. Burada dengeyi kurabilmek için aslında öğretmenin en temel şeyi, öncelikle muhakkak bir sağlıklı güven bağı kurabilmek. Hmm, çok önemli. Bol bol gözlem. İlk temelde biz hemen evet okullar başladı, ders başladı, hemen müfredatı yetiştirelim. Ama onun yerine birazcık daha çocuklara doğru zamanı ayırıp çok gözlemi doğru. yapıp hangi çiçeğim benim nasıl beslemeliyim? Özge hocamın değindiği evet. konu çok doğru. Onun o nüanslarını öğrendikten sonra çocuk o zaman diyor ki ben burada yeşerebilirim. Ah, öğretmenim güzel. Beni tanıyor, beni seviyor ve ben sevmediği derse ön yargısı olan çocuğum bile öğretmenini sevdikten sonra nerelere gidebildiğini görüyoruz. O yüzden bu mümkün ama ancak önce öğretmenim inanmalı bu duruma. Evet. Farklılıklara inanmalı, farklılıkları benimseyip kabul edip ailelerle işbirliğine girdikten sonra çocuk zaten o uyumu görüyor ve ben burada yeşerebilirim diyor. Peki bu mizaçları neye göre belirlemişler? Yani 9 tip mizaç diyoruz. Neye göre belirlenmiş? Şimdi bu hiç çok bilmeyen birisini anlatır gibi çok kısacık. Enteresan bir sistem. Yani bunu anlatırken ben aslında biraz şöyle başlıyorum. Bir ön yargı oluşabildiği için yani 9 tip mizaç mıdır sadece bütün dünyadaki bu kadar gelmiş geçmiş insanlar? Çok akla yatacak bir şey değil. Evet. O yüzden de şöyle anlatmaya çalışıyorum. Nasıl ki fiziki yapımızda bir sistem var ve ona rağmen biriciyiz. Evet. Evet, ortak özelliklerimiz var ama bu sistem içerisinde de biriciyiz. Yaradan böyle bir güzellik yaratmış bizde. Şimdi iç dünyamızda da fıtratımızda da bir sistem var ve bununla birlikte bu sistem içerisinde de biriciyiz. O sistem içerisinde de şu var işin gerçeği. Ben bu konuyu tasavvufla bağdaştırarak anlatmayı çok önemsiyorum. Çünkü insanı tanımlamamızda tasavvufu önder olarak almalıyız diye düşünüyorum kendimize. Ve şunu fark etmeliyiz. Aslında biz nefsi konuşuyoruz. Nefsin hallerini konuşuyoruz. Nefsin dünyayla bir derdi var. Şimdi çocukluktan itibaren mizaç kelimesi bize doğuştan taşıdığımız özellikleri, o istidadı gösteriyor. Ve aslında bu nefsani yapıyla da bağlantılı. Onunla yaradan alakalı bir konu. Yaradan böyle yaratmış. Yaradan yani, bize yaradan böyle yaratmış. Yaradan bize bir potansiyel vermiş. Bir şeyleri çok iyi yapabiliyoruz. Herkesten daha iyi yapabiliyoruz. Bir şeyleri herkesten daha eksik yapıyoruz ve buradaki hem kendimizi kızıyoruz, kötü hissediyoruz. Diğerinde de insanlara kendimizi üstün görmeye bir bahane edinmiş oluyoruz. Diyoruz ki yani nasıl yapamıyorsunuz ya? Ay, o kadar kolay bir şey ki. Gerçekten. Evet. Bizim için o kadar kolay bir şey ki. Evet. Halbuki bu şunun gibi yani buna da çokça örnek verilebilir gerçek hayattan. Hayır diyebilmek bazıları için kolaydır. De der yani niye diyemiyorsun? Ya da işte bir şey isteyeceksin söyle derdin ne? Niye kıvranıp duruyorsun yani? Çünkü orada işte kendi hassasiyetlerimiz, kendi algı filtrelerimiz devreye giriyor. Aslında o filtreler de bizim nefsani ihtiyaçlarımız üzerine oluşmuş. Yani nefsin dünyadan alıp veremediği şeyler var. Hepimizde ortak ama önceliklerimiz farklı. Bizim için birinci sırada olan ihtiyaç bizim hayata bakışımızı belirliyor. Bizim üslubumuzu belirliyor. İnsanlara yaklaşımımızdaki tavırlarımız, tepkilerimiz, onların bize verdiği geri bildirimlerde yaptığımız yorumlar. Yani çok önemli bir bilgi. Orada ilk önce kendimiz için bunu dedik ya keşfedip rahatlamalıyız. Sonra çocuğumuzla ilgili birçok şeyi hedefliyoruz. Hele ki bu zamanın çocuğuyla ilgili. Evet. Çok büyük dertlerimiz olmalı yani. O çocuğu doğru yetiştirmek için daha da titizlenmeliyiz. Görüyoruz dünyanın halini. Ve güçlü çocuklar, inancını savunabilen, maneviyat yolunda olan, Allah'ın rızası için değil mi? O yolda olan çocuklar olabilmeli. Özgüveni bu anlamda değerleriyle örülmüş olmalı diyoruz. Bunu nasıl kazandıracağız? Şimdi bir kazanım derdimiz var. Ama bizim zamanımızdaki gibi olmuyor işler. Çünkü zaman değişti. Evet. Zaman da farklı, çocuklar da farklı. Biz kendi çocukluğumuza bakarak, referans alarak davrandığımızda da olmuyor. Karşımızda başka bir çocuk var. Evet. Yani işin içerisine onunla bağ kurmak giriyor. Ben aslında her gittiğim yerde öğretmenlere bunu anlatıyorum. Evet. Anne babalara bunu anlatıyorum. Her meslek alanından insana iletişim deyince bağ kurmak dememiz lazım. Bir insanın bizden bir şey alabilmesi için onunla bağ kurabilmeyi bilmemiz lazım. Aslında sadece çocuk eksenini düşünmemek, çocuk özelinde düşünmemek lazım. Yani belki mesela kayınvalidemizi tanısak diyeceğiz ki bana garezi olduğu için değil.
Evet, evet. Mizacı böyle olduğu için böyle davranıyor. Eşimizle alakalı belki diyeceğiz ki yani eşcağızım, beycağızım ya da hanımefendim. Böyle bana gıcıklık olsun diye bunu yapmıyor. Evet. Bana kastı yok. Ya, o böyle birisi. Ha, ondan daha fazlasını beklemem de haksızlık belki. Yani biz şimdi bir kediden kaplan olmasını bekliyoruz bazen. Evet. Bir kaplandan da kedi olmasını bekliyoruz. Evet. İşte balıktan uçmasını, kuştan yüzmesini bekliyoruz ama adalette değil. O yüzden tanımak çok önemli. Aslında bir bölümde ben şunu yapalım, çok isterim. Eş seçimi kısmında mizaçların yerini bir konuşsak. Ah, bence bu o kadar çok önemli, önemli ki. Ama. Çünkü gerçekten biz, çok önemli. Yani muhafazakar camiada namaz kılsın, güzel ahlaklı olsun, iyi bir aileye ait olsun, işte kültürel seviyemiz uyuşsun, sadece buraya bakıyoruz ama mizaçların dengesini de çok iyi gözetmek lazım. Daha ağzımızın tadı olsun diye evliliklerimizde. Evet. Onu inşallah sözünü alayım mı? İnşallah. Tabii diyelim. Ki tabii tamam. Ki ben her zaman gönüllüyüm. Konuşalım. Çok hikayelerimiz isterim. Var. Aslında ya. Keşke o hikayeleri konuşsak bile bize çok şey anlatıyor. Öğrencilikte yani. Mesela konuşabiliriz hikaye belki. Yani öğrencilerimizle alakalı biriktirdiğimiz hikayeler var mı? Ama hikayeleri geçmeden önce bir şey daha soracağım. Bunun tespitini nasıl yapacağız? Çok kolay bir bilgi verecek olsak ebeveynlere. Yani ya mizaç diyorsunuz, işte bir şeyler anlatıyorsunuz ama ben tam konuyu çözemedim. Ben çocuğumun mizacını nereden anlayacağım arkadaş? Hani 3 dediniz, 2 dediniz, sayılar dolaşıyor ortada. Evet. Nasıl çözecekler bu işi? Şimdi kendimiz için bir test kullanabiliriz. Hı. Yetişkinlere yönelik testler var. Tamam. Hatta benim de hazırladığım. Uygulamalar da var. Elhamdülillah da böyle gururla söyleyebildiğim bir testim var. Enegramanalizi.com adresinde. Enegramanalizi.com aşağıya ekleyeceğiz. Evet. 15 yaş üzeri öğrencilerin de kullanabileceği, yani lise öğrencileri de. Hı. Hatta zaten mesleki rapor da hazırladık ki onların mesleki yönlendirmesine de destek olalım. Böyle bir test olabilir ya da işte başka bir yerden de olabilir. Mizacını bilip ona göre meslek seçimi. Ay şahane. Evet, güvenilir olsun bir test kullanabiliriz. Ama çocuklar için, yani 12 yaş altındaki çocuklar için mizaç tespitinin sağlıklı olması için birebir görüşme yapmaya ihtiyacımız var. Anneyle görüşme yapmamız, çocuğu görmemiz lazım. Bunun pratik bir yolu yok. Bu iş çok ciddi bir iş. Hani bunu böyle hadi çözelim, hadi yapalım, hap bilgi diyemiyoruz. Neye ihtiyacımız var? Ya eğitim alacağız ebeveyn olarak. Bu işi ailemiz için çözmemiz çok daha sağlıklı. Hani bir çocuğumuza danışmanlık almaktan ziyade eğitim alıp bütün aileye o faydayı sirayet etmesini diye düşünmek lazım. Çokça mantıklı. Yani işte çocuğu çözmek gerçekten çok farklı bir şey. Şimdi eğitimcilik kısmına geçmeden şunu da söyleyeyim. Hani dedik ya öğretmenler tek tip bir çocuk arzuluyor diye. İkinci evladım da öyle. Tam öğretmenlerin idealindeki çocuk. Hayır, ben onu da ben yetiştirdim. Şimdi hani o da bu anneden, bu babadan. İkinci evlat da işte çok sakindir, güzel böyle bir soruya sakin cevap verir. Sadece parmak kaldırarak konuşuyor. Öbürü öyle değil. Bazen mesela öğretmenim der. Hani itiraz edebilir bazen. En çok o konuşmak isteyebilir. Kime çekmiş acaba bilmiyorum. İşte dersleri çok disiplinli bir şekilde katılır ve ödevlerini çok disiplinli bir şekilde yapar. Böyle bir evlat çıktır. Ama mesela benim karakterim çok güçlü bir karakter. Tırnak çıkarmalı güçlü bir karakter. Yani güçten anladığım bu. Onu zayıf olarak addediyordum. Hani niye bu çocukcağızım böyle? Bu arada Nur Haktan Bey'le çekim yaptık, o yüzden konuşmam böyle. Addediyordum. niye bu çocukcağızım böyle zayıf diyordum ve üzülüyordum içten içe. Sonra çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim Multibem'in kurucularından Hülya Hanım Efendi. O da çok dikkat eder, çok önemser mizaçları. Dedi ki sizin evladınızın mizacı böyle. Ya 4 ya 5 demişti. Üzerinde durmadım açıkçası. 4-5 kanatlı bir şey olması lazım. O onun gücü zaten dedi. Derviş ruhlu o çocuk dedi. Ay gözlerimden yaşlar böyle aktı gitti. Eve döndüm evlatçım dedim. Sen derviş ruhluymuşsun. Ben çok özür dilerim. Yani şöyle zannetmiştim. Sana eğer bazen güçlendirmek için seni biraz itersem daha da güçlü olursun diye düşünmüştüm. İşte o ödül ceza belki 3 numara için ya da diğeri için. Zayıfsın ya, güçlü olsana, savaşsana, hakkını savunsana biraz. Belki yanlış şeyler bunlar. Belki değil, muhakkak ki yanlış şeyler. Gidip özür diledim evlatçımla. O da çok ağladı. Beraber böyle birbirimize sarılıp bir seans yaptık. Kendi kendimizi terapiden geçirmiş olduk. Bunun sınıfta yönetimi zor. Tabii ki zor. Mutlaka 4'ü de var, 3'ü de var, 5'i de var, 2'si de var, 7'si, 8'i de var. Ama sizde de öyküler vardır. Benim böyle öykülerim gibi. Nasıl anılarınız var acaba? Merak ediyorum. Öğretmenlerin genel olarak, çünkü konu yetiştirme derdi olduğu için daha uyumlu öğrenciler beklediği ve doğru olmakla birlikte bu konuya çok açık olan öğretmenlerim, çocukların farklılıklarını önemseyen ve buna değer veren öğretmenlerimle süreç daha sağlıklı gidebiliyor. Onlar mesela daha
çok bilgiyi önemseyen, bilgiyi de ayrıntıya inen tip 5 çocuklarımızın öğretmenim yalnız şu bilgi de var deyip ekledikleri konularda cesaret verip onu güçlendirirken baskın bir öğretmense sen sus şimdi o konuya gelmedik deyip onu kısıtlayabilir. Evet. O yüzden bu bilgi İktidar çok kıymetli. İktidar mücadelesi olarak algılıyor öğretmen oldukça. Çünkü. İktidar mücadelesinden bir tanesi de tip 8 çocuklarımıza çok görebiliyoruz. Bunlar daha cesur, özellikle otoriteyle ciddi savaş halinde olan çocuklarımız olabiliyor. Bir kız öğrencim vardı, şimdi artık orta sona geldi. İlkokul boyunca çok sert mizaçlı bir kız öğrencimiz. Bir de onlarda sanki biraz böyle el kolla da kendilerini ifade etme var mı sanki 8'de? Tabii güç, değil mi? Fiziksel gücünü bize hissettiriyor. Evet. Sözel olarak da çok net kendini ifade eden güçlüdürler diksiyonlar açısından da. Sağlıklı boyutta belki hitabeti güçlü liderler çıkabilir. Karizmatik liderler de çıkabilir. Ama bir o kadar da daha inata gidilen bir çocuk ise o hırçınlık daha da artar ve ortamı karıştıran bir duruma gidebilir. İşte böyle bir kız öğrencim var. O zamanlar Özge Hocam'la daha tanışmamıştım. Ve bu durumları çocukların, öğrencilerin farklılıklarını çok önemseyen bir öğretmenimle şöyle bir şey yaşandı. Bir türlü toparlayamıyoruz. Ya ne var bu kızımızla, aileyle görüşüyoruz. Aile çok naif. Çok naif bir aileden çok güçlü karakterli bir kız çocuğu çıkmış. Öğretmenim de şöyle bir uygulama, her ay muhakkak farklı bir uygulamayla bir öğrencisinin yeteneğini keşfetmeye çalışıyor. O aile dedi ki, dilediğiniz bir konuda şiir yazmanızı istiyorum ama herkesin, eminim hepinizin içinde bir cevher var diye motivasyon sağladı, güçlendirdi. Ve o hani o da diretiyor, yapmayacağım, etmeyeceğim yine bir iskankar modda. Ertesi günü bir şekilde yazdı, getirdi. Ve biz inanamadık. Sonra hocam işte benimle paylaşıyor. Hocam bakar mısın bir cevher var burada ya resmen. Işte, ben bunu destekleyeceğim. Ve bu öğrencimiz 1-3-5 dedi ki sene sonuna kadar 15 şiir yazmanı istiyorum. Ve bunu yapabileceğine inanıyorum. Ve böyle olursa sana işte imza günü falan düzenleriz. Cesaretlendiriyoruz ama bir yandan da hani acaba olur mu? Yine coşar. İşte yine arkadaşlarına saldırır. Arkadaşlar da yok artık öğretmenim yapmamıştır o, yapamamıştır. Bir yandan kırmaya çalışıyorlar böyle bir şeyini. O öğrencim öyle bir yere geldi ki o saldırgan, o hareketli çocuk sağlıklı bir yönlendirmeyle yavaş yavaş artık daha kendini önemseyen, bir baktık köşede bir şeyler yazmaya başlayan. Kabiliyetleri kanalize edebildi. Sakinlemeye işte. Başladı. Daha az etrafa saldırdı. Neden? Görüldü, fark edildi. Ailesi de buna çok mutlu oldu. Ve sene sonu geldi, şiirleri yapıldı. Okulumuzda da o zaman çalıştığım kurumumda bir şiir kitabı yazmayla ilgili bir şeyleri uygulamamız vardı. Küçük Minik Şairler diye. Orada kitaba basıldı. Ay, birkaç şiir güzel. Falan. İmza günü oldu. Çok mutlu oldum. Ne kadar oldu. Kıymetli bir şey bu değil mi? Çok. Küçüksün daha ve bir şairsin. Bir sonraki sene ise ailesi bütün yaz boyunca, bir önceki sene boyunca yazdığı şiirleri kitaplaştırmış. Aa, onu getirdi. Güzel. Herkese dağıttı. Çok güzel. Çok kıymetli oldu. O kadar fark etti ki evet yine bir güçlü yapısı var ama müthiş bir şekilde törpülendi mizacından gelen eğilimleri. Evet. Öğretmenin ve ailenin desteği çok fark ediyor. Aslında şöyle doğru anlıyorum değil mi? Yani biz mizacı değiştirmeye çalışmıyoruz. Evet. Onu törpüleyerek nasıl daha iyi kullanabiliriz de çalışıyoruz. Hı-hı. Ashaba baktığımız zaman çeşit çeşitler ve bu o kadar beni rahatlatan bir şey ki çünkü ben kendimi de çok hırpalıyorum aslında ya. Ben niye böyleyim? Bazen çok fevri davrandığım için kendime kızıyorum. İşte bitmek bilmeyen, dışarıdan görünen o güzel enerji bana çok fazla yük olarak geri dönebiliyor. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela Hazreti Ömer'e hiç dememiş ki ya Ömer ne bu celal, ne bu şiddet bu celal. Hazreti Osman'a baksana azıcık ona örnek al, onun gibi ol. Hiç dememiş. Ömer, Ömer olarak sevmiş ve insanlar da onu o şekilde sevsin istemiş. Fakat Hazreti Ömer de o celali yönetmeyi öğrenmiş. Mesela aslında bu. Yani Hazreti Ayşe'ye de ihtiyaç var, Hazreti Hatice'ye de ihtiyaç var. Ama Ayşe'yi Hatice yapmaya çalışmamış. Onu öyle sevmiş, onu öyle sevmiş. Aslında mesele çok güzel örtüşüyor mizaçlarla. Bunu bildiğimiz zaman, ashaba baktığımız zaman. Ya evet, ben böyleyim ve kendimi bu halimle tanıyıp bilirsem daha güzel olur. Sosyal medyanın en büyük zararlarından birisi de bence bu. İnsanlar oradaki kişilere bakıyorlar ve ben bunu kendi adıma yaşıyorum. Diyorlar ki ya Merve Hanım'a bak oraya da gidiyor, buna da yetişiyor, bunu da yapıyor. Ama o aslında o yüksek enerjisinin işte nasıl başka handikaplarını yaşıyor arka planda onu bilmiyor yansıtmadığımız için dolayısıyla. Ama
kendisini tanısa, yani bir Merve ya da işte başka birisi Ayşe, Fatma olmaya çalışmak yerine ya da ben niye böyle değilim diye kendisini hırpalamak yerine benim acaba özelliklerim neler? Ben hangi çiçeğim? Orkide miyim ben, sümbül müyüm, lale miyim? Şimdi açmadığı için laleye kızılır mı? Onun açacağı zaman belli, sümbülün açacağı zaman belli. Evet. O araları keşfedebilmek çok mühim aslında, öyle değil mi? Evet, ya bunu sağladığımızda aslında gerçekten yaşamsal tatmin, o ailedeki evet. mutluluk. Yani çok çok rahatlatan bir şey ama bunu tabii yaşamadan belki birisine de öyle vaat edilen bir şeymiş gibi çok anlatmak doğru değil. Çünkü hepimiz çok farklı şeyler yaşıyoruz orada. Mesela bunun eğitimini aldığınız zaman ilk önce bir içe dönüyorsunuz, bir geçmişi çözümlüyorsunuz. O yaşadıklarınızla ilgili algılarınızı fark ediyorsunuz, o filtreleri fark ediyorsunuz. Neyi neden mesela travmatik olarak algıladığınızı, neyin neden sizde yaralar açtığını. Çünkü evet yaşanmışlıklarımız çok önemli. Evet. Bizi etkiliyor, kişiliğimizi etkileyen mutlaka. Bir şey. Nasıl bir anne babada büyüdük, nasıl bir ailedeydik, evet. kaçıncı kardeştik gibi. Ya. Ne kadar çok etmen var kişiliğimizi etkileyen. Ama en temelde kimi etkiliyor? Yani ben kim olarak bunlara maruz kaldım ve kim olarak kendime evet. böyle bir karakter inşa edebildim? Orası çok önemli. Çok bunu fark bu. Etmeyince çok yumuşak güzel. Mizaçlar gerçekten daha fazla kendini suçlayan taraf oluyor. Biz şimdi orada içimizde evet, bunu çok iyi anlıyoruz. Boncuk elde var. İşte evet. biraz damdam düşen de olmak burada çok kıymetli. Yani bu evet. sohbeti yaparken evet, damdam düşen insanlar olarak insanlara da bunu belki etkisini anlatabilmek çok kıymetli. Çünkü biz bunu yaşadık. Evet. Yani biz çocukluğumuzda baktık. Bize dediler ki hiçbir şey yok, sen neden böylesin? Ama bizim için vardı. Evet. Yani bizim için görülmeyen şeyler vardı. Herkes kendi alanında kalmayı tercih ediyor. Nasıl ortak evet. noktaları yapacağız acaba? Yani sadece terapiyle mi yoksa mizacı bilirsek de biraz daha orta yolda buluşabilmemiz mümkün mü? Eşlere girmeden de olmuyor. Hep akıl şimdi orada. Aslında ilk önce şunu söylemek istiyorum. Hani ben böyleyim noktasında. Aslında biz eğitimi artık mesela ben uzun zamandır anlattığım için bu tasavvufi meseleye daha da içine girdikçe artık şöyle anlatıyorum. Bu diyorum bahsettiğimiz şey senin halin değil, sen böylesin değil. Senin nefsinin eğilimleri böyle. Yani senin nefsani olarak hayata bakış açında etkilendiğin durumlar ve bunlar sebepleri çözümlemesi bu. Ama sen bunu nasıl artık görmeye başlayacaksın? Burada otomatik verdiğin tepkileri fark et. Mesela kimisi diyor ki ben bazen diyor o kadar etkileniyorum, bir acının içine düşüyorum. Hmm. Bataklık gibi çıkmaya çalıştıkça evet. daha kötü. Ne yapacağım diyor. Hani kalayım mı orada, çıkmaya mı çalışayım, ne yapayım mesela. Ama diyor hani bir çözüm kendimce öğretemedim. Çünkü nefsani yapının bazı hassasiyetleri var ve bizi bir şeyin içine otomatik sokuyor. Ve biz oradan çıkamayacağımızı düşünüyoruz. Yani şey gibi etkiye açık olmak. Bazı insan etkiye açıktır. Biri bir şey söyleyerek benim bütün günümü mahvedebilir evet, yani. Evet, evet. İşte öyle olduğunda o zaman işte bu ben böyleyim demek değil mesele tabii ki. Benim nefsani hassasiyetim gereği ben böyleyim ama bunu aşabilirim. Nefs çünkü ben nefsimden ibaret değilim. Evet, evet. Benim bir de ruhum var. Çok güzel ya, bu bakış açısı çok güzelmiş. Yani ruhani tarafımı fark edip o tarafa yönelmek. Galebe çaldı. Evet, biz yani hem çocuk yetiştirmede de mesela şey yapıyoruz ya. Bir problem var, takılıyoruz o problemi. Evet. Bu çocuk böyle, nasıl çözeceğiz? Bana da getiriyorlar mesela öğrenciler. Diyorlar ki yani çok asi, çok asabi, çok evet. tepkili, çok filan. Mesela ergenlikte bazen özellikle artık yılmışlar getiriyorlar. Bu hocam artık bir son çare geldik. Ay. Yani hani olmuyor yani. Hani biz iyice bağlarımız kopmuş durumda filan. Halbuki mesela mesele şey değil. Aa, bu çocuğun bu konusunu çözümleyelim. Evet. Niye böyle yapıyor filan değil mesele. Ben öğrencilerle çok başka yollarla Allah çalışıyorum. Allah. Çok başka şeyler konuşuyorum. İnsan ilişkileri konuşuyorum, empati konuşuyorum, nasıl bir insansın konuşuyorum. Nasıl bir insan ararsın hayatta konuşuyorum mesela. Şimdi öyle bir farkındalık geliyor ki bir ay sonra aile geliyor diyor ki ne yaptınız? Allah Allah. Yani bu sadece olay çözüldü diyor. Aslında. Şimdi biz aslında bir yerlerden çocuğu doğru desteklersek evet. bir şeyler çözülecek zaten. İhtiyacını vermek lazım. Kendimizle bile, ilgili de aynı şey. Biz nefsimizin bir şeyini görüyoruz. Evet. Diyoruz ki biz bunu yapamıyoruz ya, olmuyor. Düştük bunun içine, çıkamıyoruz. Biz evet. böyleyiz falan. Çok uğraşıyoruz. Hatta bir imtihan olduğunda bir bakıyoruz o kadar uğraştık aynı yerdeyiz evet. yani. Ama aslında mesele şu. Ben ruhuma yönelip yani Yaradan'la olan bağımı, takvamı hayatıma daha kalıcı hale, daha güçlü hale getirebilirsem zaten nefsim otomatik zayıflayacak evet, hayatımda doğru. etkisi. Ay mesele buradan bakmak çok hoşuma gitti. Ben ama gerçekten tasavvufi konuşmak bu konuda çok faydalı gerçekten oluyor. Gerçekten çok keyifli geldi bana. Çünkü biz böyle şeyleri hep sanki batıdan gelen konularmış ve o yüzden de bize uyumlanamazmış gibi
entegre edemezmişiz demek istemedim ama işte öyle oluyor. Yani sanki uyumlanamazmış gibi gelir bize. Ama bu pencereden bakmak çok hoşuma gitti. Bu arada Merve Hanımcığım, Özgü Hanım başlangıçta şöyle bir şey söylemişti. Biz mesleki seçimler açısından da öğrencileri yönlendiriyoruz demişti. Geçtiğimiz günlerde gençlerle buluştuk bir online platformda ve özgüvenli Müslüman olmayı konuştuk. Ben kendi hayat hikayemi anlattım aslında onlara bir abla modeli olarak ve gençlerden birisi şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ya Merve abla, yani ben bir konuda derinleşemiyorum dedi. Hani sana bakıyorum dedi, çocuklarla ilgili çalışma da yapıyorsun, yetişkinlerle ilgili de bir şeyler yapıyorsun. Ekranda da varsın, okulda da varsın, her masada varsın diyorlar yoğun gibi bir şey oluyor. Yani dedi bu mu yoksa mesela akademik anlamda tek bir alanda derinleşmek mi? Ben de ona şöyle söyledim, belki yanlış bilmiyorum ama mesela ben bir alanda derinleşebilecek birisi değilim. Ben her çiçekten tat almak istiyorum bir arı gibi. Gerçekten de öyleyim. Yani mizacım tek bir alanda derinleşmeye müsait değil. Ya da işte hiperaktivite sebebiyle de olabilir, bilemiyorum. Fakat mesela o kız bir aydınlanma yaşadığını söyledi. Ya ben dedi çünkü çok zorlanıyordum tek bir alanda kendimi tutmaktan. Ama evet ben her alanda little little... into the middle kıvamında. Hepsinden biraz biraz ortaya. Ne varsa getir derler ya böyle ortaya. Hepsinden biraz biraz. O kıvamda olabilirim aslında dedi. Ve bu onu çok rahatlattı. Siz de böyle şeyler sunuyorsunuzdur muhtemelen öğrencilerinize. Yani nasıl yönlendiriyorsunuz? Onu keşfedip de ya sen aslında şu mesleklerde daha rahat edersin. Siz yönlendirirken neler yaşıyorsunuz? Ben okulda anıl sınıfı ve ilkokul düzeyindeyken danışmanlıkta ortaokul düzeyinde öğrencilerim de var. Özgü hocamla birlikte tanıştıktan sonra bunun faydasını çok çok fazla gördüm. Çünkü benim şu bir azıcık geriden alarak hemen sorunuza geri döneceğim. Özgü hocam az önce bahsettiği o kendini fark ediliş, kendimi arıyordum ben. Kendimi ararken aslında aradığım şeyi bulup bir aydınlanma yaşayıp farkındalıkla birlikte daha fazla faydalı olduğuma inanıyorum. Evet. Bunun üzerine işte öğretmen arkadaşlarıma, çevreme yakın neler olabilir, kime nasıl fayda sağlayabilirimin açılımı. Çünkü nefsimin neyi aradığını bulduğumda, eksiklerimin ne olduğunu fark ettiğimde kendi yeteneklerime daha ışık açıldığını görmüş oldum. O zaman hani ben niye böyleyim kısmında bir dakika ben niye böyle olduğumu biliyorum. Merve toparla hadi çıkıyorsun evet, kısmına geçebiliyoruz. Evet. Bu konuda şanslı bir evlat ve öğrenci olduğumu düşünüyorum. Çok güzel bir tevafuk var. Öğretmenimi tanıyorsunuz. Evet, sınıf öğretmenim bu biliyorum. Konudaki farklılıklarımızı çok ciddi. Yani çok eski zamanlar önemseyen bir insandı. Aynı zamanda ailem de bu konuda çok beni doğru yönlendirdiğine inanıyorum. Beni tanımışlar en azından. Ne güzel, ne kadar kıymetli bu. Benim daha insanlarla sosyal iletişimde çevrede olmam gerektiği. Hakikaten hep de bu sosyal aktivite bir fayda sağlama ihtiyacı çok vardı. Kıymetli. Ve çok şükür o mesleğin içerisindeyim. Şimdi öğrencilerimde de özellikle işte ergen gruplarda o çok oluyor. Kendini ne istediğini bilmediği için arayışın da ne olduğunu bilmiyor. Kendini ne istediğini bilip aradan bir de ailesinin isteğini sıyırtırabilirseniz orada bir dakika şu anda Merve'nin bir isteği var. Önce onu bir anlayalım, kabul edelim. Çünkü aileler baskın ailelerde hayır bu böyle olacak. Hedefi önüne koyup çocuğu tabii. Oraya yönlendirmeye çalışıyor. Kendi ama hayalleri. Olmuyor yani bunu anlayın. Evet. Orada biraz ailelerle zor duruma girebiliyor gençler, bizler ama orta yolu bulup çocuğun ne istediğini farkına vardırdıktan sonra o zaman diyor ki ben artık evet bunu istiyorum ya da seçeneklerimin arasında bu da olabilir. Çünkü şey sadece ders çalışmalıyım, sadece test çözmeliyim, sosyal yaz sıfır, Özgü'cüm onu çok hayır. Araya sporu, rahatlayabileceği etkinlikleri de katmayı hep çok önemser. Bazısı şeydir, sadece çalışma, sadece çalışmaya odaklanır. Ama çocuğun ihtiyacı, ailenin istekleri... Onların doğru bir şekilde kesişimiyle hele evet. De okuldaki öğretmen desteği birleşirse Ali ile ala oluyor. Ortak payda bulmak mümkün aslında değil mi? Üç kesinlikle. Ayakla. Evet. Evet. Yani şöyle bir şey Özgü Hanımcığım. Ben şimdi birkaç aydır terapiye gidiyorum. Psikolog arkadaştan destek alıyorum ve çok hoşuma giden bir ifade kullanıyor. Belki daha önce programda söyledim hatırlamıyorum yayında ama beni çok rahatlattı. İnanılmaz bir şekilde rahatlattı. İşte bu hiperaktiviteyle alakalı ya da mizaçla alakalı bilemiyorum. Kendime kızdığım, kendimi hırpaladığım yerlerle alakalı dedi ki Allah sizi böyle yarattı. Bunu kabul ederseniz buna bu nazarla bakarsınız. Kendinizi hırpalamak yerine ya Rabbi sen beni bu özelliklerle yarattın.
Bu ikram da olabilir, imtihan da olabilir. Ben bu özellikleri, senin verdiğin ve beni sınadığın bu özellikleri nasıl zapt edebileceğim? Ona bakmalıyım. Bu özellikleri doğru alanda, istikamette nasıl kullanabileceğim? Nasıl yönetebileceğim? Siz oradan imtihan olacaksınız. Siz niye bu özelliğe sahipsin diye imtihan olmayacaksınız. Sana verdiğim bu özellikle nasıl baş ettin diye imtihan olacaksınız. Yani o beni çok rahatlattı. Evet. Çünkü kızdığım yerler var kendime hiperaktivitemle alakalı yani işte. Çok çok olması gereken bir bakış açısı. Çok güzel. Yani hepimizin aslında kazanması gereken, kendimize nasıl bakmamız gerekiyor. Evet. İşte tam olarak böyle gerçekten. Yani. Mizaçta da aynı şey oluyor işte. Yani evet. Diyorsunuz ki ben bundan dolayı böyleymişim. Evet. Peki var mı bize söylemek istediğiniz son olarak? Özellikle ebeveynlere söylemek istediğiniz eşler konusunda ayrıca konuşacağız. Evet. Ama müstakil bir program. Şimdi özellikle genç kızlar için ne kadar istiyorum. Çok şey var ama evet. Şöyle küçük bir parantez Tabii. açmak istiyorum. Biraz farklı bir konu. Tabii. Şimdi biz böyle çok çocuklu anneler, tecrübeli anneler, evet. yeni annelere biraz konuşuyoruz ya hani. Bazen. Biraz mı? Bazen ufak iyi niyetli yönlendirmeler yapıyoruz. İşte diyoruz ki yani sen bu çocuğu nasıl büyütüyorsun? Hani şunlara dikkat et. Ama dikkat etmemiz gereken şöyle bir gerçek var. Şimdi çocuklar birbirinden farklı diye konuşuyoruz evet. ya. Baskın mizaçlı bir çocuğun annesine, lütfen eğer sizin baskın mizaçlı bir çocuğunuz yoksa, yorum yapmayın. Evet, çok haklısınız. Yorum yapmayın çok yani. Haklısınız. Çünkü öyle değil. Yani sizin kolaylıkla kendi ailenizde, çocuğunuzda sağladığınız şeyleri başka bir anne yapamıyor olabilir. Çünkü çocuk başka bir çocuk. Evet. Ve biz baskın mizaçlı çocukları yönlendirmekte, onlarla baş etmekte zorlanıyoruz. Genellikle onlara zor çocuk diyoruz. Evet. Aslında zor çocuk dediğimiz şey bizim nereden baktığımızla da alakalı evet. bir şey. Biz çok mesela baskınsak yumuşak mizaç da bize zor çocuk evet, gibi görünebilir. Evet doğru, çok doğru. İşte benim örneğimdeki evet. gibi. Evet. O yüzden bu nokta çok önemli. Kimse kimsenin hayatıyla orada işte çocuk yetiştirmesiyle ilgili konuşmasın. Çünkü gerçekten evet, hiçbir faydası yok. Hiçbir etkisi yok çünkü o çocuk başka bir çocuk. Çok doğru, çok doğru. Çiçek gibi yine aynı evet. şekilde. Sen bu çiçeği çok su vermelisin. Halbuki hiç orkide yetiştirmemişsin. Sen bilmiyorsun, nasıl sulanacağını bilmiyorsun onun. Evet. Evet, var mı Merve Hocam söylemek istediğiniz son bir söz? Eğitimci arkadaşlarımıza özellikle bir eğitimci olarak. Önce kendilerinin karakterlerini, yapılarını anlayabilirlerse. Çünkü çocuklara yaklaşımlar o çok etki ediyor. Beni de öğrencimle rahatsız eden şey ne acaba? Bunu çok iyi bilmeli. Kendilerini evet. tanıdıktan sonra çocukları çok iyi gözlemlesinler. Çok güzel. İnanın o bağı da kurduktan sonra çocukların da öğrencilerini iyi anlayıp fark edilince çocuklara verdiğiniz her şeyi alabilirler. Potansiyelleri nasıl artacaklarına inanamayacaklar. Ben çok mutlu oldum. Bu cümleler de çok kıymetli. Umarım çokça karşılık bulur. Var mı Özge Hanımcığım sizinle söylemek istediğiniz son bir böyle vurucu bir cümle çıkar mı acaba? Böyle sorulunca da hep tıkanırız. Evet, tıkanırız şimdi biz. Ama şöyle, aslında ben bu konunun yaygınlaşmasından çok evet. memnunum. Elhamdülillah evet. diyorum. İnşallah doğru yerlere ulaşır. İnşallah ihtiyacı olan insanlara ulaşır. Çünkü gerçekten derdimiz şifa olmak. Görüyoruz da yani kendimizle ya da çevremizle bu şifanın ne kadar güzel olduğunu görüyoruz. Ulaşabildiğimiz insanlar var, ulaşamadığımız insanlar var. İnşallah onların da nasibi olur diyelim. İnşallah. Ben bizzat gördüğüm için çokça istemiştim. Sizleri ağırlamayı geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Sizleri de bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Selamun aleyküm. Kargoist Merve Gülcemal'le Ortak Akıl programını sundu.